Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifim Asya ve Alman mutfağından karışık bir menü hazırladım arkadaşlar. Peking usulü ördek arkadaşlar. Sosundan yanındaki garnitürlerine kadar hepsini birlikte hazırlayacağız. Malzeme listemi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. İlk başta bütün malzemeleri vermeyeceğim karışmaması için arkadaşlar. Yaptıkça sizlere malzemelerini açıklayacağım. Evet, Peking usulü ördeğimizin yapılışı. Öncelikle ördeğimizi güzelce temizliyoruz ve yıkıyoruz. Ben bu şekilde temiz bir taze ördek aldım. Yıkayıp temizlediğimiz ördeğimizi göğsündeki deri kısmını etinden çözdürelim. Parmağımızla alt kısmından ve boyun kısmından girerek derisini etinden ayıralım. Daha sonra kanatların uç kısımlarını da keselim. Kettle'da suyumuzu kaynatalım arkadaşlar. Kaynamış olan suyumuzu derince bir tenceremize veya wok tavamıza ördeğimizi yerleştirelim ve üzerine kaynamış suyu yavaşça bu şekilde gezdirelim. Bu işlemi yapıyoruz çünkü gördüğünüz gibi ördek kendini çekti. Evet. Tekrar çevirdikten sonra arka kısmını da aynı şekilde sıcak su döktükten sonra suyun içerisine alacağız ve biraz kurumaya bırakacağız. Ocağın altı açık değil arkadaşlar. Sadece üzerine sıcak su gezdiriyoruz. Bu sayede hem daha bir temiz olmuş oluyor, hem ördek kendisini çekmiş oluyor, hem de fazla yağlardan birazcık arındırmış oluyoruz. Evet, bu şekilde ben şişeye oturttum ve suyunu akıttırdım. Eğer gerçekten Peking ördeği yapmak istiyorsanız 3 günü gözden çıkarmanız gerekecektir. Çünkü kurutma aşamaları vardır. Biz bugün en kolayından Peking usulü ördek pişireceğiz. Şimdi ördeğimizi lezzetlendirmek için bir tane soğan, bir tane portakal, bir tane elma, bir küçük kök zencefil. Bunları irice doğruyoruz, kabımıza alıyoruz ve şimdi bunları lezzetlendireceğiz arkadaşlar. 5 çeşit baharat. Bu baharat ördek baharatıdır. Bu baharatı evde kendimiz de hazırlayabiliriz arkadaşlar. Tarçın, karabiber, rezene, yıldız anason ve karanfilden oluşan bir baharat çeşididir. Bu baharatı evde kendimiz hazırlayacağımız gibi Tay dükkanlarından, Çin dükkanlarından bu baharatı da temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar bu baharat karışımından biraz tuz, hepsini birlikte harmanladıktan sonra bu karışımı ördeğimizin içerisine karın boşluğuna dolduruyoruz. Ve kuyruğunu keselim arkadaşlar. Size burada göstereceğim. Eğer kuyruğunu kesmezsek gördüğünüz gibi iki tane orada yağ lekesi, yağ bezleri vardır. O yağ bezleri görüntü olarak da hoş olmuyor. Bunun için keselim ve onu atalım. Dilerseniz kürdan yardımıyla veya dilerseniz bu şekilde özel iğneler ile karın kısmını diker gibi kapatalım. Ördeğimizi doldurmadan önce içini güzelce tuzluyoruz. Daha sonra dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Kapatma işlemi bittikten sonra arkasını ve önünü tekrardan tuzluyoruz. Ördek çok yağlı bir hayvan olduğu için bu yağları komple çıkacaktır. Piştikçe yağını bırakacaktır. Bunun içinde yağ kaybı ve tuz kaybı olacaktır. Aşırıya kaçmazsanız bu tuzların hepsi zaten kendisi yağda çıkacaktır. Biz sadece lezzetlendirmesi için ördeğimizi tuzluyoruz ve baharatlıyoruz. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra fırınımızı önceden 160 derecede ısıtalım. 160 derece fırında arkadaşlar. Tahminen 2-2,5 saat arası ördeğimiz pişecektir. Çünkü 2 kilo olduğu için yavaş yavaş pişme süresi de 2-2,5 saat arasıdır. Bu süreyi göz önünde bulundurun mutlaka. Çok hızlı pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş pişireceğiz.
Ördeğimiz pişerken, yarım saat pişerken bu esnada sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Ördeğin içine doldurduğumuz o karışımı arkadaşlar hepsini kullanmamıştık. O karışımın yarısını bırakmıştım. Bunları tekrar tencereye aldım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar esmer şeker, 1 yemek kaşığı kadar Dunkel soya sosu, 3-4 tane yeni bahar, gördüğünüz gibi tane olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunlar bu şekilde soslara müthiş lezzet veriyor. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 5-6 tane kurutulmuş ardıç meyvesi. Aynı şekilde yaklaşık 1 çay kaşığı kadar 5 karışım baharatından, 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi, üzüm sirkesi de olur, 3 tane defne yaprağı, yaklaşık 1 litre sıcak su, 2 yemek kaşığı üzüm suyu. Yaklaşık 1 tatlı kaşığından biraz daha fazla bal. Eğer varsa 1 yemek kaşığı kadar Austern sosu. Bu sosu da aynı şekilde Çin dükkanlarında ya da Tay dükkanlarından temin edebilirsiniz arkadaşlar. Biz Peking usulü ördek yapacağımız için sos da bu şekilde lezzetlendiriyoruz. Eğer Çin restoranlarında ördek yemişseniz inanılmaz lezzetli sosları vardır. Bu sos da çok güzel oldu. Çok benzedi tadı. Sizler de denemenizi tavsiye ederim. Eğer seviyorsanız arkadaşlar mutlaka sizler de müptelası olacaksınız. Evet, bu karışımı kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra sosumuz güzelce meyveler ve baharatlar ile birlikte özleştikten sonra bu şekilde süzgeçte süzüyoruz. Üzerine kalan posalarını kullanmıyoruz. Bunları artık atıyoruz. Altında kalan suyumuzu tekrar tenceremize alıyoruz. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar nişasta ile açıyoruz ve bu sosumuzu tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Özel tatil günlerinde ya da yılbaşında farklı tarifler denemek istiyorsanız arkadaşlar, ördek yapmak istiyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin derim. Müthiş lezzetli oldu. Yumuşacık, inanılmaz güzel kızardı. Hem rengi hem lezzeti, her şeyiyle birlikte mükemmel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin derim. Zaten ördek seviyorsanız, Çin tariflerini de seviyorsanız buna bayılacaksınız. Evet. Nişastayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bağladık arkadaşlar ve kaynamaya bıraktık orta ateşte sürekli karıştırarak. Ve sosumuzun kıvamı bu şekilde. Müthiş oldu. Tadına, tuzuna bakın. Eğer tuzu az gelirse biraz daha lezzetlendirebilirsiniz. Evet, toplamda yaklaşık bir yarım saat içerisinde sosumuz hazır oldu. Sosumuz hazır olduktan sonra şimdi ördeğimizin dışını lezzetlendirmek için tekrardan bir sos hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar bal, 1 yemek kaşığı soya sosu. Eğer varsa Dunkle soya sosu kullanın arkadaşlar. Yaklaşık yarım tatlı kaşığından biraz daha az tekrardan 5 çeşit baharat karışımı. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Ve yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla sıcak su. Evet, bunların hepsini bir kabımıza alıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Sıcak suyu da eklememizin sebebi arkadaşlar, balığı eritiyoruz sıcak suda.
Soğuk suda bal çözülmediği için sıcak suda daha çabuk çözülüyor. Bunun için sıcak su tercih edelim. Bu hazırladığımız sos karışımını ördeğimiz pişerken 4-5 seferde üzerine süreceğiz. Ve en son işlemde arkadaşlar bunun içerisine tekrardan bir tatlı kaşığı kadar nişasta ekleyeceğiz. Biraz su ile birlikte açıp onu süreceğiz. Bu da onun dilerseniz üzerinin daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Evet, yaklaşık yarım saat bu şekilde 160 derecede ördek fırında pişti. Sadece üzerine tuz vardı. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu karışımı altına, üstüne, her yerine gelecek şekilde fırça ile sürelim. Ve bu işlemi arkadaşlar her yarım saatte uygulayalım. Ördeğe kesinlikle yağ sürmüyoruz. Çünkü ördek kendisi yağlı olduğu için kısa bir süre sonra o yağlarını bırakacaktır ve tabanına oldukça yağ oluşacaktır. Evet, altını üstünü çevirerek bu karışımdan sosumuzu her yerine sürelim ve daha sonra göğüs kısmı üste gelecek şekilde tenceremize koyalım. Ve tekrardan kapağını kapatalım fırının 160 derecede bir yarım saat daha pişirmeyi bırakalım. Bir yarım saat geçtikten sonra tekrar baharatlama, soslama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi defalarca yapalım. Dilerseniz 20 dakikada bir, yarım saatte bir yapalım. Ve tabanına oluşan yağları görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça yağ bıraktı. Fırçayla o yağlardan da üzerine ördeğe sürebilirsiniz. Evet, en son işlemde dediğim gibi arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar nişastayı sosumuza ilave edelim. Birazcık daha su ekleyelim ve karıştıralım güzelce. Bu karışımı en son işlem olarak ördeğimizin üzerine sürelim ve tekrar yaklaşık yarım saat kadar kızartmaya bırakalım. Ördeğin büyüklüğüne göre pişme süresi vardır arkadaşlar. Her 1 kilo için 1 saati göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu da 2 kilo olduğu için 2 saatten biraz daha fazla sürdü pişmesi tam olarak. Ben ördeğimi şu şekilde pişirdim arkadaşlar. Akşam için yaptığım için uzun sürede piştiği için de öğlen ördeğimi ön hazırlık olarak 1,5 saat boyunca bu işlemleri yaptım. En son olarak fırınımı kapattım. Fırının içerisinde ördek akşama kadar bekledi. Akşam yemeğini yemeden önce, bir saat öncesinde fırınımı tekrardan açtım. Ve en son soslama işlemini yaptıktan sonra tekrar bir yarım saat kadar ördeğimi pişirdim. Ördeğim yarım saat pişerken bu esnada patates toplarını hazırladım. Bunun tarifini de daha önceden paylaşmıştım. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca info kısmına link bırakacağım. Oradan da tarifime ulaşabilirsiniz. Yanına mor lahana salatası hazır olarak bu sefer kullandım. Eğer bu tarifi isterseniz daha sonra sizlerle paylaşırım. Evet, patates topları için hazırladığım bu patates toplarını kaynamış suda, tuzlu suda yaklaşık bir 20 dakika, 20-25 dakika suda bekleteceğim. Arada bir çevireceğim ve üzerine toplar kalktıktan sonra sudan çıkartacağım. Üstüne dilerseniz frenk soğanı veya nane, maydanoz, evde yeşillik ne varsa ince ince kıyalım ve üzerine bu şekilde serpelim. Ördeğim gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde pişmiş oldu. Müthiş oldu. Rengi, tadı efsaneydi. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdi o iğnelerini çıkartıyoruz ve karnının içerisindeki sepsileri de çıkartıyoruz. Onları da yiyemiyoruz. Yemiyoruz yani. Onlar sadece içine lezzet vermesi içindi. Evet. Ben bu şekilde ördeğimi hazırladım. Biraz Asya mutfağından, biraz Alman mutfağından karıştırarak menümü hazırlamış oldum arkadaşlar. Evet, nar gibi ördeğim kızardı. Gördüğünüz gibi müthiş oldu. Bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Servis tabağımıza ördeğimizi alalım.
Evet, sunum olarak yanına patates topları, mor lahana salatası sıcak olarak servis yapılıyor. Hazırlamış olduğum sosu bu şekilde servise sunum yaptım. Bu esnada kamerayı kapatmıştım keserken. Daha sonra içini boşalttım arkadaşlar. O içerisine koymuş olduğum baharatlı sebze karışımını çıkarttıktan sonra kesmesi daha bir kolay oldu. Ve servis tabağıma kesmiş olduğum ördeği bu şekilde aldım. Evet, derisiyle birlikte göğüs etini sunum yapalım mutlaka. O derisi müthiş lezzet veriyor. Ve sos eşliğinde patates topları ile birlikte yemeğimiz artık hazırdır. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak tariflerimi yakından takip edebilirsiniz. Bu şekilde farklı tarifler arıyorsanız mutlaka takipte kalın derim efendim. Evet. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.